Sesi hemen şuraya yerleştiriyorum ve sonra devam edelim. Dolaptan kahvaltı için gerekli malzemeleri çıkarıyorum. Kahvaltı yapmayı çok severim. Genelde yemek yemeyi sevdiğim için yemek yapmayı da tabii ki elimden geldiğince. Okula çok erken gittiğim için kahvaltı yapamıyorum. 15 günlük tatilde en çok bunu ailemle yapmayı çok özlemişim. Her şey mükemmel. Sizi şuraya koyayım tekrar. Ama önce mahallenin manzarasını göstereyim. Çocukluğumdan beri bu mahalleyi sevmişimdir aslında. Çünkü kendine has insanları var. Oldukça sıcak. Herkes birbirini tanır burada. Bu yüzden sanki mahallem benim komple evim gibiydi. Her neyse, yumurtamızı kıralım. Ve ellerimizi kıyalım. Daha sonrasında bezimizi alalım. Bezle beraber kendimi tam bir Arda gibi hissediyorum. Çayımıza da su ekleyelim. Her neyse, kahvaltı hazırlarken daha da çok acıkıyorum. Lezzetli kokular duymak acıktırıyor. Hızlıca sofrayı kuralım. Küçük bir sofra olacak. Ama besleyicilik açısından yeterli. Biraz sofrayı düzenleyelim. Peynir falan açalım. Her şey hazır gibi gözüküyor. Sofrayı da temizleyelim. İyicene şöyle temizledikten sonra, İyicene sanırım hepimizin kullandığı bir kelime, sadece Trabzon'da değildir. Şive olabilir. Kusura bakmayın. Güzelce temizledik. Daha sonrasında bezi yerine yerleştirelim. Annem beni öldürür çünkü. Ellerimizi de yıkayalım. Yumurtayı çırpalım. Güzelce. Çöp 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 çöp. Biraz da tesisleyeyim. Önümüzdeki yaz kendi evime geçince artık daha çok mutfakta videolar çekebilirim diye düşünüyorum açıkçası. Vloglar artacaktır yani. Kanalımda daha profesyonel içerikler yer alsın istiyorum. Zaman içinde siz de göreceksinizdir. Bana yardımcı olmak isterseniz katıl butonundan kanalıma üye olabilirsiniz. Ve bana bu yolculuğumda destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Yumurta da birazdan hazır olur ve sofraya koyarım. Evet. Her şey hazır gibi. Biraz süs ekleyeceğiz yumurtaya. Sonrasında her şey hazırlanmış olacak. Yumurtayı da ekledikten sonra, birkaç dakika sonra yumurta hazırlanmış olur. Şimdi de ekmekleri tost makinesine koymuştum. Onlar da birazdan tamam olur ve sofra hazır olmuş olur. Ekmekler kızardı. Onları alalım. Güzelce tabağa yerleştirelim. Ve soframız.
ASMR gibi. Kanalındaki ASMR'lar gibi. Hadi benimle gelin. Ve işte güzel sofram. Ve dizim. Şimdi güzelce yiyelim. Çok güzel. Şimdilik görüşürüz. Hafta sonu iki en yakın arkadaşımla Hıdırnebi'ye gideceğiz diye sözleştik. Sabah kahvaltı için sahilde toplandık. Sonra bir temizlik yaptırdılar bana. Kitlediler daha doğrusu. Sonra yola çıktık. Şimdiden sonra güzel manzaralar izleyeceksiniz. O kadar güzel yerlerden geçeceğiz ki Trabzon'a gelmek bile isteyebilirsiniz. Aslında çok daha güzel görseller vardı ama bir sıkıntı yaşadığım için bunları ancak kurtarabildim. Yolda giderken çektiğim birkaç görselden biri bu. Bence Trabzon'un her yerinde bu kadar fazla yeşil olması beni gerçekten mutlu ediyor. Çünkü kendimi oldukça huzurlu hissedebiliyorum. En azından yaşıyormuş ve büyük bir şeyin parçasıymış gibi hissediyorum. Şu manzaraya bakın. Çok güzel ve huzur verici değil mi? İlk önce gideceğimiz yere varmadan Balıklı Göl adı verilen çok güzel ama gerçekten çok güzel bir yer vardı. Oraya uğradık. Harika bir doğa ve doya doya nefes aldım. Etrafımızda doğa işleyişine devam ediyor olması bu bana gerçekten huzur veriyor. Sese baksanıza. Muhteşemdi manzara. Sanki bir tablonun içerisinde gibiydim. Tabii ki bu güzelliğin fotoğrafını çektim. Kaçırır mıyım hiç? Eğer siz de benim paylaştığım fotoğrafları görmek isterseniz Instagram'dan beni takip edebilirsiniz bu arada. Tabii ki anılar biriktirdim o sırada. Bu güzel yerin tadını bayağı ama bayağı çıkarttım. Bolca gezdik. Ve şunu fark ettim. Maskesiz gezmeyi bayağı özlemişim. Kendinize ve sevdiklerinize dikkat edin. Gerekli kuralları yerine getirin. Ve bu da arkadaşlarımla birkaç fotoğrafım. İkisi de benim kardeşim gibidir. Bu da oradayken gördüm ve çok beğendim bir diğer patika. Şimdi Hıdırnebi'ye yola koyulduk tabi. Arada bir mola vermiştik. O sırada gördüğümüz yerlerin fotoğrafları da var. O sırada